Adını St. Paul Katedrali'nden alan St. Paul semtindeyiz bu hafta. Londra'nın çok güzel, tarihi dokusu bozulmamış bir o kadar da özel semti olan St. Paul's'ü ödüllü Türk Berberi'nin genel müdürü Demet Kaya ile birlikte gezdik. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en tarihi, en özel semtlerinden birisi St. Paul's. Adını bir Anglikan katedrali olan ve aynı zamanda Londra Piskoposluğu'nun merkezi olan St. Paul's Katedrali'nden alıyor. Şehrin en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olan katedralin inşası 17. yüzyıla dayanıyor. İngiliz kraliyet ailesi en önemli törenlerini, cenaze, vaftiz ve nikah işlemlerini Westminster Abbey'de yürütmesine karşın bazı törenler içinse Aziz Paul Katedrali'ni kullanıyor. Galler Prensi Charles ve Prenses Diana'nın da bu katedralde düzenlenen düğün töreniyle evlenmeleri göz önünde bulundurulursa Aziz Paul Katedrali'nin önemi ortaya çıkıyor. Kendine has tarzıyla Londra'nın en güzel semtlerini mesken edinen Ted's Grooming Room yine çok özel bir semtte. St. Paul's'te karşımıza çıkıyor. Bugün St. Paul's bölgesindeyiz. Tarihi St. Paul's Katedrali'nin önündeyiz. St. Paul's Katedrali 1700 yıllarda inşa edilmiş bir yapı. Bu bölgeye kattığı özellik de birçok turisti kendisine çekmesi. Bizim de bu bölgede iki tane şubemiz bulunmaktadır. Aslında hem tarihi öneme sahip ama bir yandan da iş dünyası burada ağırlıklı olarak yer alıyor değil mi? Kesinlikle. St. Paul's bölgesi bu bölgede birçok ofisler, bankalar, bankaların yer aldığı, ofislerin yer aldığı, avukatlık büroların yer aldığı bir bölgedir. İş dünyası açısından çok önemli. Tarihi yapımıza St. Paul's Katedrali de aslında Londra'nın kalbi. Çünkü dediğim gibi hem turistik açıdan hem business açısından çok önemli bir bölge. Turistleri bir taraftan kendisine çekerken bir yandan da çalışan kişilerin ofislerinden dolayı da bir yoğunluğa sahip bir bölgedir. Biz de burada yer almaktan mutluyuz. Sanırım siz katedrali içine girdiniz ve yukarıya çıktınız, evet. Manzarayı gördünüz değil mi? Evet, öğrenci olarak geldiğim dönemde okul arkadaşlarımla beraber Londra'yı keşfettiğimiz zamanlarda tabii ki çok duyuyordum hakkında St. Paul's Katedrali'ni. Çünkü çok eski bir yapı ve çok tarihi bir yapı. Çok görkemli bir yapı. St. Paul's Katedrali'nin içine girip ziyaret etme fırsatım oldu. Birçok basamağa tırmandıktan sonra çok güzel bir manzara var zaten. Yukarısına çıkıp Londra'yı resim çekebiliyorsunuz. İçi inanılmaz görkemli bir yapı. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Tarihin ilmek ilmek işlendiği bu semtte kıyafetlerine kendi elleriyle düğmeler diken, yardım faaliyeti gönüllüleri olan gerçek Londralıların hikayesini duvarlarına işleyerek bizleri 150 yıl öncesine bir yolculuğa çıkarıyorlar. St. Paul's'da bulunan bu şubemiz yaklaşık 2 ay önce açıldı. Bu şubenin kendine ait bir hikayesi var. Duvar kağıdında da görmüş olduğunuz gibi değişik bir dizayn, değişik bir hikayeye yer vermek istedik. Pearly King adı altında faaliyet gösteren bir charity grubu bulunmaktadır. Bu yaklaşık 150 yıl önce Londra'da ortaya çıkmış, Henry Croft tarafından ortaya çıkmış bir charity faaliyetidir. Bunlar, bu grup aslında Londra'daki her bölgenin kendisine ait bir Pearly King'i vardır. Pearly King'ler Londralı olmak kaydıyla doğarken kilise çanıyla doğduklarında gerçek bir Pearly King olarak ve Londralı olarak doğduklarına inandıklarından dolayı bu bölgeyi tercih ettik. Şubemizde de bu konsepti kullanmayı tercih ettik. Yaklaşık iki sokak ileride bulunan kilisede de bu çan sesi yükseliyor. Hatta biz dışarı çıktığımız zaman bunu öğlen saatlerinde de duyabiliyoruz. Hikaye bu şekilde. Biz de duvar kağıtlarımızla buna yer vermeye çalıştık. Ufak bir nokta daha var. Kostümlerden de görmüş olduğunuz gibi Pearly King'ler kıyafetlerinin üzerine binlerce düğme dikerler ve bunu kendi elleriyle dikerler. Bayanlar queen olarak nitelendirilir, beyler de king olarak. Bizim de dükkan açılışımızda geldiler, resim çektirdik. Duvar kağıdımızda güzel bir şekilde konseptimize yer verdik. Güzel de tepkiler aldık bölgeden de, sosyal medyadan da.
Bu konsepti de böyle gerçekleştirmiş olduk. Geçtiğimiz Eylül ayında faaliyete giren Pets Grooming Room'un St. Paul's şubesinin duvarları adeta kendilerini yardım faaliyetlerine adayan Pearly King ve Queen adıyla anılan kişilerin resimleriyle bezenmiş. Bu son açtığımız şube Eylül ayında faaliyete geçti. Gerçekten büyük. Yavaş yavaş da yoğunlaşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre ileride diğer şubemiz bulunmaktadır. St. Paul's Ted Baker mağazasının içinde yer alıyor. Orası çok yoğun bir şube olduğundan dolayı yakınına bir şube daha açmayı tercih ettik. Aslında yavaş yavaş büyüyeceğini, hızlanacağını düşündük müşteri kapasitesi açısından ama açtığımız günden beri gayet güzel, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Umarım Christmas döneminde, Christmas'tan sonra da bu yoğunluk devam edecek. Şube menajeri pozisyonda olan arkadaşımız çok uzun bir süre olmamak kaydıyla eğitimini bitirdi, berberlik eğitimini bitirdi. Bitirdikten sonra da biz de işe başladı ve kendi gayreti, bizim desteğimizle beraber birleştiğinde çok başarılı bir hale geldi. Müşterileri olmaya başladı. Bölgemizde bankalar, ofisler ağırlıklı bir bölge olduğu için, bunun yanında da tabii ki turistik bir bölge olduğu için de yoğunlaşan şubede kendisini daha hızlı bir şekilde geliştirdi. Ve şube açılır açılmaz da buraya menajer olarak aktardık arkadaşımızı. Menajer olarak başladı. Burada çalışıyor. Çok da başarılı. Ekibiyle de çok iyi anlaşıyor. Müşterilerle de güzel geri dönüşümler alıyoruz onun hakkında da. Nokta şu, tabii ki bir şubede, bir şirkette onlarca yıl çalışmak değil, kendi gayretinle, bizim desteğimizle bir yerlere gelebilmek. Biz bunu kendi içimizde yetişen elemanlardan yapmayı tercih ediyoruz. Menajer arkadaşımız onlardan biri. Ekip çalışması, genç yeteneklere sunulan fırsatlar, tarihi günümüze yansıtan dekoruyla her zaman tercih sebebi olan Türk Berber Salonu, sundukları hizmetle de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Biz büyük bir şirket olmamıza rağmen 11 şubemiz var ama bunun yanında da herkesin ne yaptığından açıkçası haberimiz var. Yani uzaktan izlemiyoruz. Dediğim gibi hepimiz arkadaşız. Beraber kahve içiyoruz. Gelen bize geri dönüşümleri değerlendirebiliyoruz. Her şekilde gayret verildiği sürece de dışarıdan gözlemliyoruz. Bunu negatif ya da pozitif anlamda çok fazla yansıtmıyoruz ama günü geldiğinde o kişi zaten yerini buluyor. Bizde hep öyle olmuştur. Menajerler, çalışan arkadaşlar, herkes zamanla yerini bulup hak ettiği değeri, yeri alıyorlar.